Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok istenilen ayıcık paspas nasıl örülür onu göstereceğim. Öncelikle sihirli halkamızla başlıyoruz. Ve sihirli halkanın içerisine iki tane zincir çekiyoruz. Daha sonra halkanın içerisine 12 adet ikili trabzan çekiyoruz. Trabzan bu şekilde örülüyor arkadaşlar. İpimi doluyorum tığıma. Daha sonra halkanın içerisine batıyorum. Ve ilk önce ilk iki ipimden ipimi çıkarttım. Daha sonra diğer iki ipimden çıkartarak ikili trabzanımı oluşturmuş oluyorum. Tekrar ipimi doladım. Halkanın içerisine batarak bir tane ip çektim. Ve tığımda bulunan ilk iki ipi önce geçiriyorum içinden. Daha sonra iki ipi daha geçirerekten trabzanımı oluşturuyorum. Bu şekilde toplamda 12 adet ikili trabzan çekiyoruz. Şimdi arkadaşlar trabzanlarımızı sayalım. Bakın ilk zincirimizi saymıyoruz kesinlikle. Bu bizim başlangıçtaki iki tane çekmiş olduğumuz zincir. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane trabzanımı yapmışım. Ve ipimi çekerek halkamı küçültüyorum. Olabildiğinizce güçlü bir şekilde çekebilirsiniz. Bu şekilde birleştirmemi hemen bakın karşıdaki şu ilk boğumdan. İki tane zincirin tepesinden birleştirmemi yapıyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi yuvarlak motifimizi oluşturduk. Şimdi yine iki tane zincir çekeceğim. İsterseniz üç tane de çekebilirsiniz arkadaşlar ama iki tane yeterli oluyor genelde. O yüzden ben iki tane çekiyorum çünkü 10 numara tığıyla ördüğümüz için ne kadar ince kalın olsa da ipiniz paspasları her zaman 10 numarayla örüyorsunuz arkadaşlar. Çünkü şu anda çok kalın bir ip değil bu. Hatta ben bunu çok ince olduğu için ikiye katladım ama ikiye katlamama rağmen yine de ince bir ip oluşturuyor. Ama ben yine de 10 numara tığıyla örüyorum. Çünkü dediğim gibi paspaslarda 10 numara tığıyla örmek önemlidir. Şimdi bakın şu birleştirme yaptığım ilk kısımdan hemen trabzanımı batarak İkinci sırama geçiş yapıyorum. Buraya iki tane ikili trabzan yapıyorum. Ve diğer bütün boğumlara da ikişer tane batarak ikinci sıramızda 24 adet ikili trabzan elde ediyoruz arkadaşlar. Bu arada size bir püf nokta söylemek istiyorum. Bazı arkadaşlar diyor ki çok delikli oluyor. Neden? Hani ördükçe potlaşıyor işte, marullaşıyor vesaire. Bu tarz şikayetler çok alıyorum genelde. Çok soruyorlar bana. O yüzden size bu püf noktayı vereceğim arkadaşlar. Bakın. Şimdi ikili trabzan yaparken buraya battığımızda tığımızı şu şekilde bakın sıkıştırırsak eğer buradayken hemen ipimi almaya çalışırsam benim burada paspasım delikli olacaktır. Siz burada yapacağınız püf nokta şu, ipinizi doladınız, eliniz çok çok rahat bir şekilde ipinizi battınız ve ipinizi alırken bakın böyle bırakmıyoruz. Bunu şu boyuta getirene kadar yani buradaki bükülme düzelene kadar bu şekilde bakın uzatıyoruz. Bu şekilde uzattım, tığımı, ipimi tığıma doladım, çektim ve tekrar aldım. Yani buradaki amaç burayı olabildiğince rahat bırakmak ki orada delik oluşmasın. Ve gayet güzel bir şekilde bakın gördüğünüz gibi hiçbir şekilde delik oluşmuyor. İpim ince, tığım büyük yine de delik oluşturmuyorum. Çünkü dediğim gibi burada ipimi bu şekilde sıkıştırmıyorum. Boğumuma kadar getiriyorum arkadaşlar. Ve daha sonra ipimi alıp karşıdan geçiriyorum.
Her zaman için, her sırada bu şekilde eviniz rahat bir şekilde ilerliyorsunuz. Çok bol olmaz mı diye düşünmeyin. Dediğim gibi bakın, çok fazla da uzatmayacaksınız zaten. Hani şu boğuma gelene kadar uzatıyoruz zaten. Bakın şöyle rahatladım. Gayet rahat oldu. Ve ikili trabzanımı yaptım. Toplamda 24 adet olana kadar sıra sonuna kadar geliyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna geldim. Toplamda 24 tane ikili trabzanım olacak. Hemen sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Ve bakın şu son boğuma da batmıyoruz arkadaşlar. Bazı arkadaşlar burası boşluk kalacak diye düşünerekten oraya da batabilir. Oraya batarsanız 26 tane trabzan elde edeceğimiz için paspasınız büyüdükçe artırma devam edecektir. O yüzden marullaşma olacaktır arkadaşlar. Kesinlikle ikinci sıranızı da sayın, garantiye alın. Daha sonra artırmalarınızı yine her zamanki gibi saymaya devam ederek paspasınızı tamamlayacaksınız. Bu noktada şuradaki boşluğu kaybetmek için burayı sıkı bir şekilde alarak şöyle hiç boşluk bırakmadan çekerseniz bakın o boşluk yok olacaktır. Şimdi iki tane daha zincir çekerek üst sıraya geçiyorum. Bakın üst sırada hemen bu dip noktaya yine iki tane ikili trabzan batıyorum. Bakın şu şekilde ikinci ikili trabzanımı da battım. Ve bir sonrakine bir tane batıyorum. Bu şekilde sırayla bir çift, bir tek olmak üzere üçüncü sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Bakın bir çift, bir tek, bir çift, yine bir tek olacak şekilde sıra sonuna kadar geleceğim. Arkadaşlar şimdi dördüncü sıramın da son kısmına geldim. Son yine ilkinde çiftle başlamıştık. Son da iki tane tekle bitirdim. Ve birleştirmemi karşı taraftan yapıyorum. Şimdi 5. sıramda dediğim gibi beşgenimsi bir form elde etmek istemiyorsanız, tam yuvarlak bir paspas istiyorsanız eğer bu sefer tekle başlayarak çiftle batarak ilerleyeceğim. Nasıl? Şimdi 2 tek 1 çift yapmıştık. 5. sırada 3 tek 1 çift yapıyoruz. Yani her sırada tekleri artırarak ilerliyoruz. Ama bu sefer ben çiftle değil de tek trabzanla başlıyorum. Ve daha sonra çiftimi batıyorum. Yani aslında yine de her zaman çiftle başlasanız da çiftler üst üste denk gelmiyor. Ama birbirlerine yakın oldukları için bakın şu şekilde göstereyim. Çift burada, hemen burada, sonra tekrar burada çapraz bir şekilde ilerliyor. Hemen dip dibe oldukları için beşgenimsi form yine de ortaya çıkıyor maalesef. O yüzden bu şekilde bir yöntem yaptım ben. Size de bunu öneririm. Yine de siz bilirsiniz tabii ki. Şu anda ben 3 tekimi yaptım. Bakın çiftin nereye denk geliyor? Hemen çiftin 2 öncesine denk geliyor arkadaşlar. Bu şekilde yaparsanız eğer çiftlerinizi denk getirmeden, birbirine yakın olmadan paspasınızı örerseniz tam yuvarlak bir paspas elde ediyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi çiftimi de battım. Yine 3 tek 1 çift olarak sıra sonuna kadar gelip bu sefer son boğumda bir çiftimi batarak sıra sonuna kadar geliyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 5. sıranın da sonuna geldim. Yine bakın 3 çift 3 tekle başlamıştım. 1 çift batmıştım. Bu sefer son kısmına çift denk gelmesi gerekiyor. Yani tekle başlayınca çiftle bitiriyoruz. Çiftle başlayınca tekle bitiriyoruz. Bunu unutmayalım. Şimdi bakalım. Hemen çiftimizi battık. Ve 6. sıramıza geçmek için birleştirmemizi yaptık. Şimdi yine iki zincirle üst sıraya geçiyorum. Şimdi arkadaşlar bakın alt sıradan tekle başlayıp çiftle devam etmiştim. Şimdi ben ilk sırama çift batacağım ve tek 4 tane tek batacağım. Şöyle göstereyim size çiftin nereye geldiğini. Bakın ilkine çift batıyorum 6. sıramda.
bakın 4 tek yaptım. Şimdi çiftin alttaki çiftim burada. 6. sıramdaki çiftim ise onun bir sonraki yerine denk geliyor. Yani bu şekilde çiftlerin yerlerini dağıtarak paspasımızı tam yuvarlak elde edebiliyoruz arkadaşlar. Yine şu şekilde de yapabilirdik bakın. 4 tane tek yapacağım ya mesela. 2 tane tekini buraya yaparım. 2 tane tekini sona getirerek burayı 4'lü tek yaparım mesela. Daha sonra çift batarım. 4 tekle devam ederim. Çift batarım. 4 tek çift, 4 tek çift. Bu şekilde ilerletirim. Son kısmıma gelince 2 tane tek kalmış olur. Ve yuvarlağımı bu şekilde tamamlarım. Yani her zaman için bu şekilde başta çiftle başladım, sonra işte tekle başlayayım, sonra çiftle başlayayım demenize gerek yok. O şekilde de ayarlayabilirsiniz. Yani dörtlü, işte altılı, sekizli teklere geldiğinizde onu bu şekilde sıra sonuna paylaştırabilirsiniz. Ben genelde o şekilde yapıyorum ama ben bu son sıramda bitireceğim paspasımı. Daha fazla büyütemeyeceğim. Çünkü gerçekten çok zor oluyor arkadaşlar. Büyük paspas kameraya maalesef ki sığmayacağı için size daha fazla gösteremeyeceğim. Ama sayılarını size verebilirim ki sayılarının mantığını anlamışsınızdır. Şimdi bakın 6. sırada 4 tek bir çift yaptım. 7. sırada 5 tek bir çift yapacağım. 8. sırada yine 6 tek bir çift yapacağım. Yani tekleri her sırada artırarak yapacağım ama kesinlikle ve kesinlikle sayarak ilerleyin arkadaşlar. Ben yani çok fazla paspas örmeme rağmen hala her defasında her örmeme sayarım. Sonra tekrar sonuna geldiğinde tekrar baştan sayarak o şekilde ilerlerim. Çünkü bir tane bile fazladan çift batarsanız gerçekten paspasınızla volanlaşma, işte fazla bir şekil bozukluğu, bir o tarafa doğru bir büyüme olabiliyor. O yüzden mutlaka sayılarınızı kaçırmayın. Sayarak ilerleyin derim. Şimdi sıramın da sonuna geleceğim ve size kulak yapımını öğreteceğim. Yalnız bu video çok uzun olduğu için arkadaşlar kulak yapımını artık ikinci videomda çekeceğim size. Şimdi ben sıra sonuna geleceğim ve size son kısımda gösterip artık kapatacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar son sıramdayım. 6. sıramı da tamamladım ve ben artık paspasını bitireceğim. Çünkü tek bir iple 6 sıra çıkabildim. Ve başka ipim olmadığı için bu şekilde bitireceğim. Dediğim gibi 7. sırada, bakın 6. sıramızda 1, 2, 3, 4 tek yapmıştık. 7. sıramızda 5 tek. 6. sıramızda, pardon 8. sıramızda 6 tek. Bu şekilde tekleri artırarak paspasımızı büyüteceğiz. Ve püf nokta olarak da size dediğim gibi çiftleri farklı, tekleri farklı yerlere batarak paspasınızı yuvarlak bir konuma getirebilirsiniz. Şimdi son kısımda size kapatma yerini göstereceğim. Bakın şurayı biraz bollaştırdıktan sonra karşı taraftan arkadan ipimi geçiriyorum ve bu boğumumu tığıma geçireceğim. Şu şekilde. Ve bunu arka kısma getiriyorum. Daha sonra bakın şu şekilde arkada kalan şu ipi de bu boğumdan geçireceğim. Burada bir düğüm oluşturuyorum. Bu şekilde sıkılaştırdım ve gördüğünüz gibi kapatma yerim hiçbir şekilde belli değil. Ve buralardan arkalardan geçirerek bunu bu şekilde kapatacağım arkadaşlar. Bir tane ipten 45 santim kadar bir paspas elde ediyorsunuz arkadaşlar. Bu boyutta bir paspas 45 santim. İpiniz kalın olursa 50-55 santime kadar çıkabilir. Bir tanesinden sadece bu boyutu elde edeceksiniz. 80 santimlik bir paspas için mesela 3 tane ip gidiyor. 100 santimlik için 4 tane ip gidiyor. 120 santimlik için 5'e yakın bir ip gidiyor. Hatta sanırım tam 5'i tamamlıyorsunuz. 150 santimlik içinse 8-9 arasında ipin kalınlığına göre değişiyor. Siz garanti olsun diye 9 tane ip almalısınız bence. Çünkü 150 santim bayağı büyük bir paspas oluyor arkadaşlar. Bu şekilde bobinlerimiz gidiyor. Bu bahsettiğim bobin ağırlıkları 800-900 gram ağırlığında aralığında. Bu şekilde arkadaşlar paspasımı bitirdim.
Şimdi size şöyle bir yuvarlaklığını göstereceğim tepeden. Bu şekilde arkadaşlar gayet yuvarlak köşeli bir paspas elde ettim. Kesinlikle beşgenimsi form yok. Paspasımız bu kadardı. Şimdi size ikinci videomda kulak yapımını, ağız burun yapımını göstereceğim ve nasıl birleştirdiğimi göstereceğim arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese kolay gelsin.